Hrant Dink'in arkadaşlarının da açıklaması var. O açıklamayı da ekranlarınıza getirmek, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Dink'in arkadaşları bakın bu açıklamayı yaptı. Hrant Dink cinayeti halen aydınlatılmamış, sorumluları açığa çıkartılmamışken birçok dostumuz, hak savunucuları, gazeteciler, siyasetçiler haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyorken Hrant Dink'in katili o gün Samast tahliye edildi. Biliyorduk, dile getiriyorduk ama bu son gelişmeyle tescillendi. Adalet yok, vicdan yok, hakkaniyet yok. Gözümüzün içine baka baka öldür diyenleri bir bebekten katil yaratan bu karanlığı güçlendiriyorlar. Peşini bırakmayacağız, unutmayacağız, katilleri koruyan cinayete ortaktır demeye devam edeceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Hrant'ın arkadaşlarının açıklaması. Elbette Hrant Dink cinayetini işleyen o gün Samast'ın tahliyesiyle ilgili gelişmeleri, tepkileri ve o dönemi hatırlatarak, o günleri hatırlatarak sizlere aktarmaya gün içinde devam edeceğiz. Şimdi bir başka gelişmeyle devam edelim kırmızı çizgiye. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ilk yurt dışı ziyaretini de adaya gerçekleştirdi. Bu özel günde vatandaşlarla sohbet etti, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabii kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili emanetçi ifadesi de soruldu. Bir yanıtı vardı Özgür Özel'in, izleyelim. Ve bu ilk ziyareti Kıbrıs'ın Cumhuriyet Bayramı gününde kuruluşun 40. yıl dönümünde gerçekleştirmiş olduk. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ilk yurt dışı ziyaretini 40. kuruluş yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi. Sağ olun. Sağ olun. Sizi tebrik ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Lefkoşa'ya tarifeli uçakla giden Özel yolculuk esnasında vatandaşlarla sohbet etti. Yurtdışı seyahatini Kıbrıs'a yapıyorum. Tabii geleni görüyorum. Onun için geliyorum. Özel ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul törenine katıldı. Bir sonraki adresi ise Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki tören oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs'la hem diplomatik ilişkilerimizi hem de tarihsel kökene dayanan gönül ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde yaşayacağımız bir döneme girdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonra Kıbrıs'a daha çok geleceğiz. Kıbrıs'la ve dost Kıbrıs'la, kardeş Kıbrıs'la, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bundan sonra çok daha yakın ilişkiler içinde olacağız. Törende gazetecilerin sorularını da yanıtladı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanetçi genel başkan sözlerine yanıt verdi. CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı yoksa emanetçi mi belli değil. Atatürk'ün emanetçisiyim. Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkıyorum. Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum. Ama bir emanet daha var. Atatürk'ün bir emaneti de Cumhurbaşkanlığı koltuğu. O emaneti de kendisinden geri almak üzere gün sayıyoruz. Kendisi emaneti teslim edeceği günü beklesin öncelikle. Çok ileri bir tarih olmayacağını da kendisine müjdeliyorum. Kıbrıs ziyaretinde de gündeminde yüksek yargıda yaşanan kriz vardı Özel'in. İki yüksek yargı organı arasında anlaşmazlık olduğu doğru. Ama anayasa anlaşmazlık tarif etmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkesi bağlar diyor. Siz buna karşı hayır ikisi de eşittir ben de Yargıtay'ın tarafındayım derseniz sizin tarafınız darbenin tarafıdır. Galiba siz darbenin başısınız. Önümüzde bir yerel seçim var. Tabii bu süreçte yerel seçimde belediye başkanları kim olacak, nasıl belirlenecek, var olan belediye başkanları ile devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Bu sorular önem kazanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bu konuda da bir açıklama yaptı. Kendisini tebrik için meclise gelen gazetecilere konuştu. Şöyle önemli bir ifade kullandı. Ben birebir aktarmak istiyorum sizlere. CHP'nin banko kazandığı seçim bölgelerinde belediye başkanları birden fazla dönemdir görev yapıyorlarsa elbette değişim diyeceğiz dedi Özgür Özel. Peki bu değişim nasıl yapılacak? Ona dair ipucu da verdi. Ön seçim ve anketlere bakılacak dedi. Hepimize Atatürk'ün partisini en kısa zamanda iktidar yapma görevi vermiştir.
bu görevi alıyoruz, kabul ediyoruz ve hep birlikte söz veriyoruz. CHP'nin 38. olağan kurultayının ardından gözler yerel seçim çalışmalarına çevrildi. Genel Başkan Özgür Özel adaylıklarla ilgili çarpıcı mesajlar verdi. CHP'nin güçlü olduğu il ve ilçeler için değişim vurgusu yaptı. Örgütümüz ön seçim diyorsa ön seçim, anket diyorsa anket yapılacak. Örgütümüze güveniyoruz. CHP'de olmayan belediyeler için de ayrı bir çalışma yapacağız. Orada da belirleyici olan anket ve ön seçim olacak. Aday çıkarmakta zorlandığımız yerler de var. Oralar için de özel çalışma yapıyoruz. CHP'nin banko kazandığı seçim bölgelerindeki belediye başkanlarımız birden fazla dönemdir görev yapıyorlarsa elbette değişim diyeceğiz. Gençleşme diyeceğiz, yeni aday göstereceğiz. Mecliste tebrik ziyaretine gelen gazetecileri ağırladı Özel. Yaklaşan yerel seçim sürecine ilişkin mesajlar verdi. 11 büyükşehirden 8'inde herhangi bir sorun görülmediğini söyleyen Özel, 3 büyükşehirde oylarda gerileme olduğunu anlattı. Anket ve ön seçimin adaylıklar için belirleyici olacağını vurguladı. İstanbul, Ankara ve Aydın belediye başkan adaylarımızın görevlerine devam etmesinden yanayız. Çünkü örgütümüzde bu konuda tam bir mutabakat var. Geri kalan 8 yere yapacağız tabii anket. Bazı yerlerden iyi sonuç alınacağına eminim. 11 büyük şehirden geriye giden 3 yer vardı sadece. Bazı yerlerde İyi Parti oylarını nasıl ayrıştıracağımıza bakmamız lazım. Geçen sefer başkan yüksek oy aldı. İyi Parti oy verdi. Şimdi seçmen cevaplarken belediye başkanı ile ilgili İyi Parti ayrı aday çıkaracak diye oy vermiyorsa orada zorluk var. Diğer CHP'li 8 büyük şehirdeki adaylarımız için anket ve ön seçim belirleyici olacak. Kurultaydan önce Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerinin akıbetinin ne olacağını kimseye fatura kesmemekte kararlıyız diye anlattı Özel. Elbette siyaset yapış biçimimizi gözden geçireceğiz diye de ekledi. Bana, bu salondaki hepimize ve bu partiye çok emeği olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamlıyorum. Saygıyla selamlıyorum. Emekleri unutulmaz. Ona vefamızı her fırsatta, hep birlikte, her zaman göstereceğiz. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum. Özel'in İyi Parti lideri Akşener'le görüşme yapıp yapmayacağı merak konusu. Kurultay sonrası siyasi parti genel başkanlarından tebrik ziyareti için talepler geldiğini söyledi Özel. Akşener'in de ziyarete geleceğini ama henüz randevulaşmadıklarını söyledi. Sayın Akşener'le çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Elbette görüşeceğiz ama kararlaştırdığımız bir görüşme tarihi henüz yok. Olursa basından sorumlu arkadaşlarımız iletişimini yaparlar. Siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi bizlerle birlikte. Sayın Özçelebi merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar Soner Bey. Teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz Sayın Özel'in sözleriyle başlayalım. İşte banko olan yerlerde işte birden fazla dönen belediye başkanıysa değişecek dedi. Bir değişimin işaretini verdi. Bunu nasıl algılamak gerek? Bu değişim daha çok ilçeler bazında mı olur yoksa bazı illerde de büyük şehirlerde de oy kaybına işaret etti, sürpriz olacak değişikliklerde olur mu? Şimdi aslında bu kurultay konuşmasında yaptığı ve vurguladığı bazı temaların hayat bulup bulmayacağıyla ilgili, özellikle burada ön seçim konusuna Sorel Bey değinmek lazım. Şu anda örgütte veya işte Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini ve üyesini kastediyorum. Herkes Sayın Özel'in bu verdiği, özellikle kurultayda vurgu yaptığı bu ön seçim meselesine biraz odaklanmış durumda. Ama anlaşılan o ki bu ön seçimin aynı şekilde söylendiği gibi üye bazlı bir ön seçimden çok yine anketler yapacağını söylüyor Sayın Genel Başkan, Genel Merkez'in. Bu anketler çerçevesinde de veya merkez yoklaması biçiminde de gelişebileceğini görüyoruz. Aslında bu adayların belirlenip ne kadar hani nasıl belirleneceği mevzu aslında seçim sürecinin de bence çok etkili elemanlarından biri olacak. Çünkü şu anda herkes bir biçimde artık küçük kurultayın, tüzük kurultayının yapılmayacağı yönünde bir eğilim içinde. Yani eğer böyle bir kurultay olacaksa oradaki değişikliklerin de bu mevcut seçime yetişememesi gibi bir tartışma da var. Dolayısıyla burada büyükşehir bazlı, il bazlı veya ilçe bazlı en kritik söylediği şey, birkaç dönemdir eğer orada görev yapıyorsa belediye başkanları, bunun değişeceği yönünde burada tekrar örgüte gidip sorulacağını ya da bir anketle bunun ortaya çıkacağını söyledi. Ama bunu da zannediyorum nasıl bir mekanizma işleyecek şu anda çok net değil ama
Bunu da örgüte soracaklarını, yani anket istiyorlarsa anket, ön seçim istiyorlarsa ön seçim biçiminde tanımladı. Bu tam nasıl işler bilemiyorum ama anketle ilgili bir süreç daha önce de yapıldığı için hep tartışma yaratmıştı. Hangi anket şirketi, nasıl bir anket, ne soruldu? Çünkü bir de aday ve aday adaylarının ortaya çıkması, aday adaylarının direkt sorulup sorulmaması ya da sahada kimlerin ismi konuşuluyor kontrol etmek gibi birkaç anket mi yapılacak? Bunların hızla netleşmesi lazım çünkü çok az zaman var. Evet. Yani bu